Herkese merhabalar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü kanalımda 1000 tane aboneye ulaştım bugün. Bu yola başlarken hiç böyle olup olamayacağından emin olmadığım bir şeydi. Hani kendi heyecanımı, kendi yaptıklarımı, günlük içerisindeki uğraşlarımı bu işi sevenlerle, sukulent hayranlarıyla paylaşmak, yolculuğuma bir arkadaş edinmek için başlamıştım ama çok güzel bir yolculuk oldu. Yaklaşık 1,5 sene oldu ben bahçemi paylaşmaya başlayalı. Bu süre içerisinde bahçe gelişti, değişti, büyüdü, güzelleşti. Birlikte dikimler, sökümler, biçimler yaptık. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız bu yolculuğumda yorumlarınızla, izlemelerinizle, önerilerinizle. İnşallah bundan sonraki yolculuğumda da bana eşlik etmeniz dileğiyle. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, olursanız çok sevinirim. Yani bu sadece böyle bir teşekkür videosu olsun istedim. Sevdiğim köşelerden bir tanesi burası. Sandalyem. Rengiyle, değişik desenleriyle beni her baktığımda mutfağın penceresinden böyle bir hayran oluyorum. Evet, tabii ki değiştirilebilir, güzel şeyler eklenebilir. Ama yani renklerin değişikliği ve her yaprağın farklılığı, büyüklüğü, küçüklüğü, kenarlarının farklılığı, kalınlıkları hepsi ayrı bir güzellik katıyor. Bazen hani çok aman bu da sıradan bir şey deseniz de her sokulentin aranjmana, bahçeye, saksıya getirdiği görünüm, güç, katkı farklı farklı. Hiçbirisi olmasaydı diyemiyorum. Hani tek başına belki güzel olmayabilir ama bir aranjmanın kenarına koyduğunuzda, doldurmak için kullandığınızda hepsinin ayrı bir güzelliği var. Hiçbirisinden vazgeçemeyiz herhalde sukulent severler olarak. Bazen insanlar diyor yani kaç saat harcıyorsun bu bahçeye? Diyorum yani ben zaten hani hiç başka bir şey olmasa da keşke hep bahçede dursam. Yani böyle o kadar hızlı geçiyor ki bahçedeki vakitler. Hani sadece çok küçük bir kısmını paylaşıyorum tabii ama bir bakıyorum 2 saat bahçede harcamışım. Olsa ben 8 saat 10 saatte harcarım. Hiç başka bir şey yapmayayım gerçekten. Çok güzel bir şey bitkilerle uğraşmak. Hani herkes farklı bitkiler sevebilir. Ben kendime uygun sukulentleri buldum. Yani başka hani bazıları sebze seviyor. Ne bileyim bazıları değişik çiçekler seviyor falan ama bana uygun olan sukulentler oldu. Sulamasam da hani unutsam bir hafta hoş öyle bir unuttuğum şey olmuyor da bir yere gidip şey olacak olsa hani sulamadan da durabiliyor güneş yakmadığı sürece. Böyle biraz ona mı hayran oldum yoksa böyle farklı farklı yaprak renklerine mi vuruldum bilmiyorum. Zaten sukulente başlayınca bu işin tutkulusu olmamak mümkün değil galiba. Evet, hepsi her ne kadar farklı farklı güzellik de olsa da hangi türü seçersin diye sorsalar herhalde echeveria taraftar olurum diye düşünüyorum. Echeveria'ların güzelliği bir başka. Ama mesela bu sandalyede echeveria hiç görünüyor mu? Yok. İçeride bir tane var ama o da kaybolmuş durumda. Echeveria Blue Elf. Yani onlar da oradan sökülecekler. Şimdi gölgeden formları gitmeye başladı. Niye her yere dikemiyorum? Çünkü narinler. Çok öyle formları çabuk bozuluyor. Biraz gölge şey olsa. Çabuk kuruyorlar. Güneşten çabuk yanıyorlar. Hani bazı dayanıklı echeveria'lar var ama genel olarak echeveria'lar çok daha narin. En azından benim büyüme şartlarımda onlar daha az dayanıklılar. O yüzden mi bilemiyorum ama echeveria'ların yani o rozet kendi şekli zaten ilk sukulentleri ben şey yaptığımda öyle düşmüştüm. Hepsi böyle çiçek açmasına gerek yok. Zaten çiçek gibi kendisi. Yani hani bazıları bazen çiçek açtığına üzülüyorum bile. Çünkü formu bozuluyor. Yani çiçeksiz haliyle çok daha güzel. Ama bazılarında çiçekleri çok güzel. Krasılalarda çiçek çok güzel çiçekler görüyoruz. Hani onlara da hayran olmadan geçemiyorum. Ama kendi halleriyle hiç çiçek açmasalar da hiç problem değil. Yani hani çiçek açtırayım diye uğraşacağım bir tür değil sukulentler. Gerçekten hepsinin ayrı ayrı güzelliği var. Yani evet,
her birisine ayrı vuruluyorum. Yani sonu yok. Kaç tane türünüz olabilir? Gerçekten soru yok. Sonu yok. Bir, o işe bir girdi mi? Geçen öyle bir takıldım şeye. Allah'ım ne kadar güzel değişik cinsler var. Yani zaten variegated'ler ayrı bir dünya. Yani hani oraya yatırım yapmaya, para harcamaya başladınız mı? Kendinizi alamayabilirsiniz. İnsanın kendini durdurması ayrı bir kabiliyet diye düşünüyorum yani bu konuda. Hediye alacağınızda kendinize direkt sukulent alabilirsiniz. Başka bir şey almanıza gerek yok yani. Bazıları gerçekten çok pahalı. Yani Kore sukulentleri görüyorum. Hani Amerika'da bir tanesi 40-50 dolar falan ya, inanılmaz pahalı. 40-50 dolar. Hani bazen diyorum böyle bir yerlerden birkaç tane bulsam acaba çoğaltmayı denesem mi diye, ama bilmiyorum kolay çoğaltabileceğim. Hani çünkü her echeveria kolay çoğalmıyor. Bazılarını bayağı güzel çoğaltabiliyorum ama her echeveria'yı bildiğiniz gibi kolay kolay çoğaltamıyoruz. Evet. Bu da tatlı echeveria'larımızdan bir tanesi. 4 tanelerdi. 4'ünü de ayırdık. Bu mesela çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Tekrardan teşekkürlerimi hepinize ayrı ayrı sunup, yani keşke böyle yakın yerde olup postayla gönderebileceğim şey olsa, çekiliş yapıp bir şeyler göndermek isterdim takipçilerime. Ama inşallah belli mi olur? Amerika'dan bile olsa bir gün öyle bir şey düşünüyorum. Birkaç paket yapıp, tabii buradan oraya gidene kadar bayağı şey olabilir. Hızlıyla gönderirseniz kargo bayağı fazla tutabilir, ama öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Teşekkürlerimi hepinize ayrı ayrı iletmek için. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İlerleyen projelerimizde görüşmek üzere. Her gün kafamda bir proje var. Yani her baktığımda evet bu burada olmamış. Bunun buradan çıkması lazım. Şunu şuraya, şunu dikilmesi lazım. Şu arada boşluk kalmış. Burası doldurulması lazım şeklinde böyle dönüyor. Yani böyle direkt kapıdan girip çıkamıyorum bir türlü. Her çıktığımda bir ekleme, bir temizleme, bir düzenleme mutlaka oluyor. İnsan sevdiği şeyi yapınca mutlu oluyor. İnşallah sizler de sevdiğiniz şeyleri sevdiğiniz yerlerde, sevdiğiniz zamanlarda yapabilmem imkanı bulursunuz. Rabbim hepinize gönlünüze olanı versin. Bunlardan çok 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 daha güzellerini versin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.